Gelide Sanat'tan merhaba. Yalın Artık Erşen'in kaleme aldığı Kelebekler Özgürdür adlı oyun Akla Kara Tiyatro'da sahneye taşınıyor. Oyunda doğuştan görme engelli Don Baker'ın genç oyuncu Jill Tanner'la hayatı yeniden öğrenmesi, kendi olması ve kimliğini keşfetmesi anlatılıyor. Zekicam kahve. Teşekkür ederim İstanbul. İster misin demedim. Kahve var mı diye soruyorum. Var, buyurun. Yağma besinde bir çiçek. Ya pembesinde. New York'ta kendisine bir hayat kuran Baker'ın karşısına Jill adında bir oyuncu çıkar. Bu değişiklikle iki komşu da yeni bir hayatın kapılarını aralar. Amerika Birleşik Devletli oyun yazarı Leonard Gershen'in kaleme aldığı bu oyun Kelebekler Özgürdür adıyla Akla Kara Tiyatro'da sahneye taşınıyor. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Kerem Kobanbay, Buket Dereoğlu, Bediye Ener ve Hakan Çeliker'in rol aldığı oyunu Don Baker rolündeki Kobanbay anlattı. İnsanlar değilse de kelebekler özgür. Doğuştan görme engelli Don Baker'ın hikayesi. New York'ta tek başına yaşıyor. Fakat anne baskısı var. Annesi onun tek başına ayakta duramayacağını düşünüyor. O da kendini ispat etme çabasında. Artık 35 yaşına gelmiş. Ama hala annesi sen kendi ayakların üzerinde duramazsın diyor. Bu engelli çocuğu sahip ebeveynlerin çoğunlukla düştüğü bir hata. Çocuklarına sahip çıkmanın onlara iyilik olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki çocuklarına sahip çıkacaklar ama bunu sen yapamazsın, sen başaramazsın diyerek değil, sen başarabilirsin diyerek sahip çıkmaları gerekiyor. Çocuk kendi ayakları üzerinde duramadığında ebeveynler belli bir yaştan sonra tabii ki vefat ediyorlar. Ve o çocuk artık 40'lı yaşlarında tek başına ve hiçbir şey yapamaz bireyler haline geliyorlar. Dolayısıyla birazcık bu konuyu işleyen, ben o görme engelli Don Baker'ı canlandırıyorum. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Oyunun sonunda seyirciler selamda bir tek benimle göz göze gelebildikleri için görüyormuş falan gibi sesler duyuyoruz. Bunlar tabii güzel geri dönüşler. İkinci sezonda da bu oyunla devam edeceğiz. Aşağı dostum görünce ömrünün keyfini sür. Oyunda kimsenin görmek istemeyenler kadar kör olamayacağını Jill karakteriyle fark ediyor izleyici. Bu rolde karşımıza çıkan Buket Dereoğlu her birimizin görmeyi bıraktığı görüşünde. Bence hepimiz böyleyiz. Çünkü görmeye alışmış bir insan, bakmaya alışmış. Bakmakla görmek arasında farklı şey var. Duymakla dinlemek farklı. Yani onu çıkartmak önemli. Yani biz burada adam görme engelli ama aslında normal bir insanın bakarken bile görmediği pek çok yönünü görebiliyor karşısındakinin. Sabahında bir bahar ya gecesinde bazen de bir çiğ damla. Kerem Kobanbay rol yapmadığını, görmeyenlerin dünyasını anlamaya çalıştığını söylüyor. Düşün dostum kendini. Eğer bir şey oynamaya kalkarsanız o işte sahte oluyor, işte taklit oluyor. O olmanız gerekiyor. Görme engelli biri gibi düşünüyor olmanız gerekiyor. Bunun için de araştırma yapmanızda bence hiçbir sorun yok. Ben yaptım. Sevgili Ali abi ve Zübeyde abla doğuştan görme engelli bir çift. Ali abiyle de metroda tanıştım. Cümbüş çalıyordu. Ben de oyunda gitar çalıp şarkı söylüyorum. Ve enstrüman çalan, görme engelli ve kendi ayakları üzerinde duran biriyle tanışmak benim için çok önemliydi. Ali abiyle biz dost olduk. Evlerine gittim. Çaylar, böreklerle beni karşıladılar. Muhteşem bir çift. Ali abi de Zübeyde abla da. İki çocuk yetiştirmişler. Çok keyifli bir vakitti benim için. Hala da dostlarım. Mesela bu sene başlayan 3 noktanın premierinde de bizim yanımızdaydılar. Bence araştırma yapmanın, çalışmanın hiçbir
sorunu yok. Gözlem yapmanın hiçbir sorunu yok. Gözlem zaten hayatımızın her yerinde var. Şu anda biz birbirimizle konuşurken ben sizi gözlüyorum, siz beni gözlüyorsunuz. Aslında yine gözlem içindeyiz. Dolayısıyla bence hiçbir şeyden kaçmamak gerekiyor bir role hazırlanırken. Dereoğlu engellilerin dünyaya bakışı çok daha anlamlı diyor ve oyundan yola çıkıp gerçeklere işaret ediyor. Engellilerin dünyaya bakış açıları da çok daha anlamlı, çok daha hissederek, çok daha aslında bütün uzuvlarıyla görerek oluyor. Bizden çok daha, bizden derken işte görebilen, engeli olmayan kişilerden çok daha fazla. Biz ne yapıyoruz? Biz sadece bakıyoruz, geçiyoruz. Bazen duyduğumuzu bile dinlememiş oluyoruz. Baktığımızı görmemiş oluyoruz. Manzara, bir deniz manzarasında oturuyorsunuz ama bir hafta sonra ne güzel de deniz manzarası size bu kadar sıradan geliyor ki orayı artık arkanız dönük oturuyorsunuz. Yani manzaraya ve dünyaya bakışınız bile böyle yani. Artık kanıtsadığınız şeyi arkanıza dönebiliyorsunuz. İnsan ilişkilerinde, dinlediğiniz müzikte, baktığınız manzarada. Burada biraz biz aslında onu görmek istemeyenler kadar kör değildir hiç kimse diyoruz. Zaten bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok anlamlı. Benim için çok keyifli. Her geçen gün izleyicisini arttıran ve büyük bir aileye dönüşen Akla Kara Tiyatro 11 Ekim 2011'de açmıştı Kadıköy'deki kapılarını. Akla Kara keyifli 5. sezondayız. 14 oyun sahneledik. Şimdi bu sezonda 3 yeni oyunla bir de çocuk oyunu var. 4 yeni oyun. 2 oyunda geçen seneden 6 oyunla sezonu açtık. Dolayısıyla biz hep üretiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi Akla Kara, Kerem'le Savaş gibi algılanabilir ama biz çok büyük bir aileyiz. Bir de seslendirme stüdyosu var, biliyor musunuz bilmiyorum. Orada da birlikte çalıştığımız dostlarımız, oyuncular, senaristler, yönetmenler, yazarlar. Korkunç büyük bir aile. Dolayısıyla tiyatro Akla Kara'da o güçle tam gaz devam ediyor. Bir fincan kahve. Teşekkür ederim, istemem. Sen demedin.